Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Sevde Sevan Uşak bizlerle birlikte. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Tuğba'cığım. Merhabalar. Şimdi hikayenle, yaptıklarınla pek çok insana hem umut veriyorsun, hem yapacağı adımlar için motive ediyorsun, hem de gerçekten bağımsız olarak da çok önemli işler yapıyorsun. Bunların hikayelerinin hepsini konuşacağız ama ben en çok şurayı merak ediyorum Sevdeciğim. Nasıl bir çocukluktu senin çocukluğunda? Böyle bir yetişkine dönüştün. Hay. Tuğba, yani aslında ben hani çocukluğuma dair detayları çok çok fazla hatırlamıyorum. Yani hani böyle işte anılar gibi böyle çok çok fazla anı yok zihnimde. Ama yani böyle duyduklarım var. Tabii hani hatırladığım şeyler tabii ki var da. Hani zaman zaman böyle çocuklukta işte şu gün şöyle olmuştu, burası böyle olmuştu falan diye anlatılır. O tarz anılarım çok fazla yok. Yani hani nedenini bilmiyorum ama. Peki, çocukluğuma dair... Nasıl bir çocuktun? Yani çocukluğuma dair hani temel bildiğim şey, annemlerin anlattığı, benim hani hatırladığım şeylerden hareketle hissettiklerim. Bir kere çok mutlu bir çocuktum ben. Yani ailenin ilk çocuğuydum. Hatta sülalenin ilk çocuğuydum. Dolayısıyla çok sevildim. Yani böyle hani sevgi içerisinde büyüyen bir çocuktum yani, onu biliyorum. Her zaman işte biz İsviçre'deydik. Dayım, teyzem, diğer teyzem, işte annem, babam, anneannem, yani ilk doğan bendim torunlardan ve hani benimle çok ilgilenildi. İşte gezdirirler, ilgilenirler, oynarlar, işte herkes bana bakardı filan. Yani dolayısıyla hani çocukluğum böyle genelde çok olumlu bir atmosferde geçti. Onun dışında tabii İsviçre'nin fiziksel koşullarıyla da alakalı. Yani İsviçre yemyeşil bir ülke, evet. Yani huzurlu da bir yer yani hani. Dolayısıyla böyle ben hani hep mesela şeyi hatırlarım yani İsviçreli arkadaşlarımla bu hani 5-6 yaşlarda falan işte ne bileyim bahçede yalın ayak koşarak çimenlerde oyunlar oynadığımızı, ondan sonra işte bahçedeki böyle plastik havuzda falan böyle sürekli girip çıktığımızı, yani böyle çocukluğa dair mesela geri döndüğümde ya da zihnimde kalan hiç olumsuz hiçbir şey yok. Şey olarak da yani şunu da biliyorum. Yani hem bana karşı hala devam eden hani olumlu şeyleri sebebiyle hani dayımdır, işte teyzemdir, diğer teyzemdir. Anneannem keza öyleydi rahmetli. Yani böyle hep çocukluğum, yani çocukluk deyince hep böyle içimde kıpır kıpır güzel bir duygu var yani. Hani kendimi böyle özgür hareket edebildiğim, rahatça oyun oynayabildiğim ve dolu dolu sevildiğim bir dönem benim için çocukluk. Kaç yaşında Türkiye'ye geldiniz? 7. Ya aslında şöyle oldu Tuğba, annemle babam kalmaya devam ettiler İsviçre'de. Anneannemin yanına hani biz geldik erkek kardeşimle birlikte. İşte ilkokula başlamak için, yani hani anaokulun hani kindergarten İsviçre'de hani gittik. Ondan sonra ilkokul için işte bizi Türkiye'ye yolladılar. Hani çocuklar eğitimlerine Türkiye'de devam etsin diye. Bir süre biz hani böyle anneannemle kaldık. Annemle babam ondan sonra. Süreçlerini nasıl yönettin, anne babayı özleme süreçlerini? Vallahi hiç bilmiyorum Tuğba yani. Hiç bilmiyorum. Ya acaba şöyle, anneannemi çok severdim. Biraz hatırlanmayan bir şeye dönüştü. Biraz fazla özlem içerdiği için. Ya hiç bilmiyorum. Ya hiç bilmiyorum ama sadece o değil. Yani annemle babamla beraber olduğum süreçte yani asıl hani çok hatırlamadığım dönem işte bu 4 yaş, 5 yaş. Yani orada mesela olaydan hareketli çok fazla hatırladığım bir şey yok. Ama hani ilkokuldan itibaren onun hani tamamını hatırlıyorum ama öncesinde hani bazen böyle anlatıyorlar, ben de şaşkınlıkla dinliyorum. Ya işte 2 yaşındayken şöyleydi, 3 yaşındayken böyleydi, Allah Allah diyorum. Yani ben de hiç öyle bir şey yok yani hani. Ama şu var, hani benim anneannemin çok ayrı bir yeri vardı hani benim dünyamda. Ya yani çok başka da bir ilişkimiz vardı, onu biliyorum yani. Hani çok çok başkaydı. Çok çok fedakar biriydi. Yani böyle 30'lu yaşlarda işte dul kalmış, hani eşi vefat etmiş ve 4 çocuğuna
tek başına bakmış bir kadın anneannem. Böyle çok saygı, yani herkesin saygı duyduğu, değer verdiği, hem bir taraftan fedakar bir taraftan da çok eğitimli biriydi yani hani. Dolayısıyla bizi, mesela eğitim konusunda beni hani çok çok teşvik etmiştir yani. O ben hatırlıyorum, sabahın işte 5:30'da kalkar, sobayı yakardı, bana kahvaltı hazırlardı. Ondan sonra ben otururdum işte, sonra işte yani ders çalıştırırdı filan. Hepsini çok hatırlıyorum o süreçlerin yani. Elhamdülillah hep böyle o süreçte de, yani anneannem tarafından da öyle işte. Hep çok sevildiğimi hissettim yani, hani hep öyle oldu. Annemle babamla da aslında böyle ayrı kaldığımız dönem, hani ben bilmiyorum da hani böyle birkaç yılı geçmez yani, çok uzun değil. Sonra ve izinlere geldi onlar. Tabii izinlere geldiler gittiler yani, öyle çok uzun bir ayrılık sürecimiz yok yani. Bizim okula başladığımız dönemle ondan benim yani daha doğrusu kardeşim daha küçüktü. Dönemle işte birkaç yıl içinde onlar da hani yani dayanamayıp evlat hasretine döndüler yani. Onlar da Türkiye'ye geldiler. Yani çok ayrı kalmadık. Sonra aslında tüm bu işleri radyo programlarıyla başladın, öyle değil mi? Yani bizim hiç o zaman sadece dinleyici olduğumuz dönemlerde sen radyoda programlar yapmaya başladın. Onun hikayesi nasıldı? Ya Tuba aslında şöyle, tabii şey, ben üniversiteyi bitir, yani üniversitenin son yılıydı muhtemelen. Özel radyolar o zaman yeni açılıyordu. Yani hani böyle daha böyle tek tük özel radyo var ve hani bu çok böyle sıra dışı bir durum, çok heyecan verici bir durum filan. Yani öyleydi ve benim de o dönem yani son üniversitenin son yılı, hatta böyle bitmek üzereydi yani galiba Haziran'da, çünkü ben ilk canlı yayına girdim. Yani bir arkadaşım, doktor bir arkadaşım, işte benden de ne kadardır 5 yaş filan büyük. O böyle bir radyoda sağlık programı yapmaya başladı işte. Tabii o dönem yani radyoculuğun ilk yılları böyle ağırlıklı konulu programlar yapılıyor. Uzun uzun konuştuğumuz, hani böyle neredeyse işte şarkının falan hiç çalınmadığı, bazen böyle yarım saatte bir falan çalındığı. Yani ağırlıklı hani fikir programları, konuşmaya yönelik programlar, hani dinlemeye, anlamaya yönelik programlar. Bana dedi ki yani gençlerle ilgili program yapacak birini arıyorlar. Benim aklıma sen geldin. Yani hem çok okuyorsun hem de işte konuşman da düzgün, hitabetin de iyi. Yani bu işte sen yapabilirsin bence dedi bana. O öyle gittik, görüştük ve ben çok ilginçtir, aldılar beni direkt stüdyoya koydular. Yani ilk gün canlı yayına girdim. Yani normalde hani çok yapılacak bir şey değil ama öyle bir ilk gün ya, apar topar bir canlı yayına dostuna. Gençliğinde kendine güveni. Yani ben de girdim yani, hani girdim ve sonra program beğenildi. Ondan sonra böyle bir haftada bir gençlik programı olarak başladı ve ben daha hani üniversiteyi yeni bitirmiştim. Yani hani yeni derken de böyle yani bir ay olmuş olmamış belki hani öyle. Ondan sonra da dediler ki hani radyoda TRT'den bir abimiz vardı. Ben böyle çok hani saygı duyduğum, çok takdir ettiğim, değer verdiğim diyeyim hani biri. Bana dedi ki senin ses rengin çocuk programlarına çok uygun. İfade tarzın, üslubun, işte çocuk yani şey çok uygun. Hani masal okumaya, çocuklarla konuşmaya, bence sen çocuk programı yapmalısın dedi bana. Ondan sonra ben hani öyle olunca ya bir deneyelim dediler. Ondan sonra çocuk programı denedik. Program acayip tuttu. Hani böyle çocuklar sevdiler, ben çok sevdim. Sonra ben ekstra çocuk yayıncılığı ile ilgilenmeye başladım. Evet. Benim de şöyle bir yapım var Tuba. Yani bir şeyi hani yaptım mı uğraşmayı ve hani o alanda uzmanlaşmayı seviyorum. Yani yapmıyorsam yapmıyorumdur. Yapıyorsam da hani uğraşırım. Yani uğraşırım, detaylı bakarım, incelerim filan. Öyle olunca madem çocuk programı yapıyoruz, çocuk edebiyatı ile ilgili işte kitaplar okuyalım, işte son dönem çıkanlar neler, Türkiye'de neler basılıyor filan derken, yani bir taraftan çocuklara program yaparken bir taraftan kendimi de çocuk yayıncılığının içinde buldum. Yani aslında bu ikisi birbiriyle ilişkili, yani paralel olarak gelişti diyebilirim yani. Önce radyo derken çocuklara çocuklara hikaye okuyalım, hangi masallar var, hangi kitaplar var. Bir de o yıllar yani şimdiki gibi değil Tuğba, hani neredeyse 30 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman kaynak filan çok az yani, böyle yani bilim işte program hazırlarken bile, içerik anlamında öyle çocuk programı hazırlarken, yani o zaman mesela bilim tekniğin böyle küçücük fasikül 16 sayfa bir bilim, çocuklara bir bilim dergisi vardı, ek veriyordu filan. Yani kaynak da çok azdı.
Şimdi çok yani her şey var, yani her türlü kaynak var. Dolayısıyla hani öyle bir macera oldu. Aslında radyo ile beraber işte gençlik mesela kaldı, öyle bir gençlik programı yaptım. Ondan sonra bir daha gençlerle değil, ben de çocuklarla çalışmayı tercih ettim. Çocuklarla beraber bir şey yapmayı tercih ettim. Yani o alan da beni çekti. Çocuklarla zaten hani rahat ilişki kurabilen biriyim. Yapım öyle. Ondan sonra derken işte çocuk kitapları, baktık çocuklara yazı atölyesi falan, böyle hani onlar hep böyle birbiri ardına arka arkaya gelmiş oldu. İşte en sonunda hani sen de biliyorsun hani radyoda da en son artık hani neredeyse 17-18 yıl radyoculuk yaptım hani kuşak. Ve en son günde 3 saat hani 6 gün yayına giriyordum, canlı yayın. O dönemde tabii o 20 yıl içerisinde radyoculuk da değişti. Radyoculuğa bakış da değişti. Beklentiler de değişti. Ondan sonra böyle daha spot şeylerin hani söylendiği, anlatıldığı biraz daha farklı bir formata döndü radyoculuk. O süreçte de yani hani program yapmaya devam ettim yani. Öyle işte, ama yani radyoculuk beni aslında çocuk kitaplarına taşıdı. Çocuk kitapları çocuklarla atölyelere taşıdı filan, böyle hepsi birbiriyle ilişkili böyle alanları açtı benim dünyamda. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi ben seni bir radyocu olarak çok eskiden tanıyorum. Yayıncılığı biliyorum, kitaplarını biliyorum. Yani sen aslında bir gemiye bindin ve şu an kıtalar arası da işler yapıyorsun. Ve o kıtalardan insanlara sesleniyorsun. Ve son dönemde sadece bu kısmınla biliniyorsun. Ha, yani doğru. İşte Afrika'da bir şeyler yapan birisin. Doğru. Ama bundan önce yaptığım bir dolu şey vardı. Neden yazarlık kısmın falan biraz ara vermiş gözüküyorsun? Ya aslında öyle değil. Bakınca. Aslında öyle değil Tuğba. Yani ara vermiş değilim. Sadece bu biraz şeyle göstermekle alakalı. Bir de sosyal medyanın yapısıyla alakalı. Yani ben sosyal medyayı aktif olarak 5 yıldır kullanıyorum. Yani ondan önce hani sosyal medyanın hani tabii tarihi çok da eski değil ama yani yine de yani benim işte yayıncılık yaptığım dönem ki hala yapıyorum da, yani yoğun yayıncılık yaptığım... Yazar olarak, aktif olarak. Tabii yani yazar olarak diyorum. Bir de hani asıl benim en çok hani yayıncılık kısmında yaptığım şey proje oluşturmak Tuğba. Çünkü evet. Ben yani ne kadar oldu bakayım, 12-13 yıl kadar oldu herhalde. Kendi ajansım var, Kağıt Gemi Ajans. Ve ben belki 1000'in üzerinde proje oluşturdum. Yani bunların kimi setler, kimi şeyler. Ve bunlar tabii belki şunun da biraz etkisi olabilir. Yaptığımız projeler hep kurumsal projelerdi. Yani biz işte bir kurumsal, yani bu bakanlık bazında olur. Yani işte özel kurum olur, işte belediyeler olur, fark etmez. Yani önemli olan burada bir kurum için hazırladığımız şeylerdi, yani kitap projeleriydi. Ve biz hani daha çok çocuğa, açıkçası ben daha çok çocuğa ulaşmak için bunu tercih etmiştim. Yani dedim ki eğer bir şey yazıyorsak, yani niye hani 50 bin, 100 bin çocuğa gidebilecekken 3-5 bin çocukla sınırlı kalsın? Hani projelerimizin çapı geniş olsun diye düşünerek daha çok kurumsal projeler yapmayı tercih ettim. Çünkü kurumsal projelerde projeyi tamamlıyorsunuz, veriyorsunuz ve kurumlar onu, yani bizim yaptığımız işlerde 100 bin bastırılan, işte değil mi, 100 binin üzerinde bastırılan ve dağıtılan çok fazla proje oldu. Yani sürekli hani dağıtılmaya devam eden projeler oldu. Bir kısmı da yine o kurumlar adına satışa sunulan projeler oldu. Belki de hani o süreçte ben kurumlara, yani kurumlara yönelik proje ürettiğimiz için, belki hani o yüzden hani sosyal medyayı da çok yaygın kullanmadığım için o tarafı bilinmiyor olabilir. Çünkü... Ama var olan kitapların da şu an basılmıyor. Ya yani şöyle, yani şöyle, şimdi o kitaplar, hani sen de yayıncısın biliyorsun. Evet. Yani bir hani telifinin sende kaldığı kitaplar var, telifini devrettiğin kitaplar var. Ben daha önce yaptığım işlerde hep genelde hani yaptığım işleri devretmeyi tercih ettim. Aşağı yukarı yani kendi yazdığım işlerde de öyle oldu. Kendi metinlerini yazdığım projelerde de öyle oldu. Yani projelerin haklarını kurumlara devrettim daha önce. Ama işte en son ne kadar oldu? 2 yıl oldu. 2 yıl önce bir karar aldım. Dedim ki yani ben şu anda 1000'in üzerinde proje yaptım. Ve hani şu an yaptığımız projeler hep dağınık dağınık. Yani bir
X işte saraylarında satılıyor. Bir tanesi işte bir kurumda dağıtılıyor. Bir tanesi başka bir yerde ve hani şu da var Tuba, kitapların üzerinde bizim hani isimlerimiz de yazmıyor. Hani kurumsal bir proje yaptığın için ya yani o kuruma mal oluyor artık. Hani projeyi sen projelendiriyorsun, evet. İçeriğini sen planlıyorsun, sen hani her şeyini sen yapıyorsun. Ya bastırıp veriyorsun ya hani kurum kendi bastırıyor ama artık o kurumun şeyi olmuş oluyor. Yani kuruma ait olmuş oluyor. Dolayısıyla yani benim o kadar çok başıma geliyor ki Instagram'da bakıyorum böyle çok sevdiğim, tanıdığım, beni de çok iyi tanıyan arkadaşlar bizim yaptığımız projelerden birini tanıtıyorlar mesela, hani bahsediyor şu kitap çok güzel şöyle. Aa, bakıyorum bizim proje, hani ben metnini diyelim ki işte bizim metin yazarı arkadaşımız yazmış, işte tasarımını falan her şeyini ben yap, yani biz yapmışız. Her şey bizim hani şey yaptığımız proje ama kurumlara çalışılınca öyle oluyor. Yani açıkçası benim de şöyle oldu son herhalde 2 yıl kadar oldu. Bir karar almıştım en son. Dedim ki yani ben artık hani kağıt gemi olarak başka kurumlar için kitap yaptım. 10 yıl boyunca da yaptım bunu. Ama artık ben hani kağıt gemi kitapları dediğinde işte kağıt gemi dükkanda satılan ve herkesin ulaşabileceği. Şu anda mesela biz yaptığımız birçok işe ulaşamıyoruz da. Kurumların bir kısmı basıyor, bir kısmı basmıyor. Ondan sonra dedim hani her isteyenin ulaşabildiği. Ondan sonra kitaplar üretelim. Şu an benim mesela var, yazmaya başladığım kendi kitaplarım da var. Tabii şu da var, yani benim gündemim de çok değişti, mecram da çok değişti, evet. Hayatım da çok değişti. Dolayısıyla onların kattığı başka güzellikler oldu. Şimdi mesela ben o güzellikler üzerinden yeni projeler yapmayı böyle heyecanla, yani mesela da hatta 2-3 gece önceydi yani oturdum, giriş paragraflarını yazdım. Böyle heyecanlıyım yani, yeni projeler var, notlarını aldığım, girişini yaptığım, yazmaya başladığım. Dolayısıyla hani bundan önce evet yani benim yayıncılık hayatım neredeyse 25 yıl. 25 yıldır çocuk yayıncılığının içindeyim. 25 yıldır da yani çocuk kitapları üretmeye devam ediyorum. Kendi yazdığım kitaplar da oldu. Projelendirdiğim yani dediğim gibi binlerin üzerinde kitap oldu. Ama bundan sonrası için yani artık hani kağıt gemi kitap, hani kağıt gemi kitap olarak artık hani kendi projelerimizi üretelim diye bir karar aldık ve hani onun için çalışıyoruz artık. Yayın yani farklı bir yayın şeyim var yani şu an mesela 10 yıl öncekinden farklı, 5 yıl öncekinden farklı. Yani çocuklar için yapmak istediğim, üretmek istediğim kitapların şu an hani içerikleri de değişti. Çünkü ben değiştim yani. Hayata bakışım değişti, yaşadıklarım değişti. İhtiyaç olduğunu düşündüğüm şeyler değişti. Dolayısıyla şimdi o yeni bir bakış açısıyla tekrar tazelenerek, Allah ömür verirse, sağlık sıhhat afiyet verirse, yıllarca güzel kitaplar yapma niyetindeyim inşallah yani. İnşallah. Ben özellikle hani bu kısımdan da bahsedeyim istiyorum. Çünkü sosyal medya vesilesiyle sadece orada yaptığım işler ve dernek çalışmaları var. Ama sen çok eski bir yayıncısın. Doğru. Çocuklarla ilgili çok güzel çalışmaların var. İnsanlar da bundan haberdar olsun. Şimdi bu arada sen fotoğraf çekiyordun ve bunun için de sıkça yurt dışına gidiyordun. Ve sonra da zaten Afrika'da kendini birden yaşarken ve orada gelini hikaye. Öyle oldu. Yani Tuba, benim hani çalışma alanım çocuk yayınları oldu yani 25 yıldır aslında. Yani hani bana Sevda Hanım işiniz ne diye sorduklarında ben yayıncıyım yani. Çocuk kitapları yapan, yani bir dönem yayın evlerinde çalıştım. Editörlük yaptım, yayın yönetmenliği yaptım. İşte ajanslarda yayın müdürlüğü yaptım. En son kendi ajansım var. Yani benim işim çocuk kitapları yani. Çocuk kitapları üretmek yani her anlamda. Yani projelendirmek, yazdırmak, çizdirmek, işte kendim de yazmak ve en sonunda hani basmak ve çocuğa ulaştırmak. Yani benim işim bu. Ancak ben hani Tuba bunu yaparken bir taraftan da böyle çok yıllarca çok yoğun çalıştım. Yani bir taraftan yayıncılık yaparken günde 3 saat canlı yayına giriyordum. Canlı yayın için işte günde en az 3-4 saat kitap okumam gerekiyordu. Şimdikiden daha farklı bir yayın anlayışı, radyoculuk vardı. Biliyorsun o dönemi. Yani bir konuk alırdı. Az şarkı tabii. Çal. Şey derlerdi bize, az şarkı çal. Aa, evet. Ya ben mesela bir konuk alırdım. Yani gelecek konuğun bütün kitaplarını okurdum yani. Hani ya 5 kitabı varsa otururdum yani bir hafta öncesinden. Bütün kitaplarını okurdum. İşte notlar alırdım, sorular çıkartırdım filan. Yani yayın, hani yayına hazır, böyle hazırlanırdık. Dolayısıyla hani böyle bir canlı yayına gir, hani işte bir şarkı çal, hani bir anons yap, çık, öyle değildi. Öyle olunca hani. Tabii, ya da bu kitabın ismi neden bu? Evet. Biliyorduk yani. Kitabı zaten biliyorduk.
Kesinlikle. Yani dolayısıyla mesela çok yoğun bir hani şeyim oldu benim iş hayatı. Hala da öyle. Çok yoğun yani. Yoğunum hep. Şükür, şikayet için söylemiyorum. Çok da memnunum elhamdülillah. Fakat tabii o yorgunluk, o kafa yorgunluğu yani hani sürekli çünkü yazıyorsun, çiziyorsun, düzeltiyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, düzeltiyorsun. Hani dikkatle gerektiren bir şey. Çünkü sürekli yeni bir şey üretmen gerekiyor. Yani yeni fikirler ortaya koyman gerekiyor. Bunun ciddi yani yoran bir tarafı var. Ben de açıkçası yani o yorulmayı işte fotoğraf çekerek böyle hani şeye nasıl diyeyim yani yorulduğumda fotoğraf çektim öyle diyeyim. Yani kendimi çok yorgun hissettiğimde ondan sonra kendimi dinlendirmek için biraz daha rahatlayabilmek için tekrar başlayacak yeniden başlayacak enerjiyi bulabilmek için fotoğraf çekmeye başladım. Ya daha doğrusu da ilk fotoğraf çektiğimde yani o bilmiyorum o hani ilişki kurmak yani ben hani insanlarla ilişki kurmayı seviyorum. Özellikle fotoğraf çekerken de portre ağırlıklı mesela seviyorum. Yani o ilişki kurmak, ondan sonra beraber o anı paylaşmak, ondan sonra fotoğrafın mesela kişi tarafından yani çektiğin kişi kimse ona gösterdiğinde işte onun tepkisi vesaire. Hani bu duyguların tamamını seviyorum. O beni böyle farklı bir şekilde dinlendiren bir şey. Fiziksel olarak çok yorucu, çok yorucu ama beni çok dinlendiren bir şey. Dolayısıyla ben bu yoğun iş temposunda yani zaten hani ben yıllardır geziyordum ama 30'dan sonra, 30 yaşından sonra bu yoğun iş temposunda kendimi biraz fotoğrafla dinlendirdim. Sonrasında yani o öyle bir hale geldi ki o fotoğraf yani bana ya Sevda Hanım fotoğraflar da çok iyi. Hani bizim için de mesela işte çeker misiniz ya da işte Sevda Hanım ha bu fotoğrafları gerçekten siz mi çekiyorsunuz işte kaleminiz de çok iyi işte bize gezi yazısı yazsanız işte yazılarınızı hani bizim dergimizde paylaşsanız gibi yani o fotoğrafçılık da hani bir taraftan tabii şeyde olunca metin yazarlığı da olunca hani gezdiğin yerleri anlatma yazma ve beraberinde hani fotoğraflarını da hani dosyalarda kullanma imkanı verdi. Öyle derken yani ben bir şekilde hani kitap çıkarırken bir taraftan da gezdim Tuğba. Yani yine o aynen bir o da öyle oldu yani gerçekten ya. Vallahi öyle oldu. Yani ben işte bir taraftan böyle kitap hani kitap hazırlıyorum. Yani bitiriyorum. Hatta son dönem bu evliliğimden önceki dönemde de ya öyleydi ki mesela şunu biliyorum yani diyelim ki neredeyim Peru'dayım. Yani hani saat farkından gece 3'te kalkıyorum. Editoryaya mesaj atıyorum. Kapak bana yolluyorlar. Bakıyorum diyorum ki ya bu olmuyor. Yani böyle çalıştım yani. Hani bir taraftan gezerken bir taraftan da böyle işleri idare ettim. Şükür idare de oldu yani. Hani hepsini de yaptık. Ama işte bir gün yolum Tanzanya'ya düştü yine böyle gezerken. Yani dedim safari fotoğraflıyım. Hani bir safari yapalım. Safari fotoğraflayalım. Ondan sonra da Zanzibar'a işte adaya geçeyim. Adada da hani yine adayı fotoğraflayayım ama safari yorucu oluyor. Biraz da dinlenmiş olurum adada hem de fotoğraf çekerim. Yani işte o şey öyle bir hiç tahmin etmeyeceğim bir şey. Bütün hayatımı değiştirdi yani. Eşimle orada tanıştık. O da yani normalde ekipteki arkadaşlar benden önce döndüler. Ve hani ben hiç böyle planda yokken işte şey demiştim ya burası çok güzel bir yer gitmeden daha Zanzibar'a gitmeden. Yani ben yine de 3-4 gün fazla kalayım rahat rahat fotoğraf çekeyim yani birkaç güzel yazı çıkartabilirim oradan demiştim. Ve hani arkadaşlar döndüler ben ondan sonra eşimle tanıştım. Yani çok hani zamanlaması falan da çok ilginç oldu yani böyle direkt hani nasip olduğunu hani insanın böyle hissettiği bir şey. Ondan sonra da çok yani birkaç gün içinde ben evlenme teklifi aldım ve çok kısa süre içinde de hani evet dedim. Bu hiç korkutmadı mı seni? Yani bu içindeki duygu çok enteresan. Ya bir taraftan böyle inanılmaz bir gezgin ruh ve özgür bir ruh var içeride ve gerçekten böyle bir hayat seni ya şöyle, korkutmadı. Bir anda kendini. Ama Tuğba şöyle yani şimdi biraz eşimle yani ben hiç ya evet derken hayatımın son yani sonraki dönemi için şöyle olur böyle olur ya da böyle olur ya da şöyle olur diye düşünerek evet demedim. Dedim ki bu insan doğru insan. Benim ben hani onunla evlenmem gerekiyor. Ya o da bana aynı şeyi söyledi. Gördüğüm an anladım dedi. Bende de aynı şey oldu. Ya gördüm ve anladım yani o insanın o insan olduğunu gördüğümde anladım ben. O da aynısını söylüyor yani aynı anda oldu. Ve hani ben sonrasında bir hesap, bir plan yapmadan o kararı verdim. Şöyle düşündüm. O doğru insansa zaten ve ben ya kaç yaşına gelmiş bir insanım yani. O da hani çocuk değil sonuçta.
yani rahatlıkla birbirimizi anlayabiliriz. Ya zaten ondan da onu aldım ben. Yani hani böyle mesela bana yaklaşımı, sorduğu sorular, verdiği cevaplar dan hani o beraber yaşayabiliriz. Yani çünkü yani ben hani hep şunu söyledim. Bazen soranları da söylüyorum. Hani beraber yaşayabileceğim insanla evleneyim diye dua edin diye diyorum. Yani çünkü birini çok sevebilirsin, ondan sonra da çok uygun olduğunu düşünebilirsin ama aynı insanla ya yani o insanla beraberce yaşamak yani o bir sizin yaratılışınızın uyumlu olmasıyla birbirinizi tolere yani belli şeylerle alakalı. Her sevdiğin insanla yaşayamayabilirsin. Çok kolay bir şey değil bence aynı evde yaşayabilmek. Peki o hazır mıymış senin gibi bu kadar renkli biriyle evlenmeye? Çünkü hani nihayetinde fotoğraf çekerken ve bir gezginci gibi tanıştınız. Ama içinden bambaşka biri var. Yani orayı değiştiren, orada bir sürü şey yapan bir aslında, onunla evlenmiş. Aslında o da onun için de aynısı Tuba. O da yani şöyle, ya o insan o diye evlendi. Hani o böyle bir şeyler beklemedi. Ben de zaten yani köyle ilgili böyle bir şeyler yapmayı planlayarak da evlenmiş değilim. Sadece yani o da ben de açıktık. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani ben hep hayatta şöyle baktım. Yani bakalım ne olacak? Yani hani böyle çok şeyde de öyle. Mesela radyo programında çıkarken de öyleydi. Yani yayın konum belli olurdu. Bir çerçeve çizerdim. Yani o çerçeveyi çizmek isterdim. Yani bileyim diye. Hı-hı. Ama girdiğimde o çerçevenin dışında bambaşka bir yayını da yapabilirim yani. Hani yani bir bileyim hani şu konu tamam o konu oradan oraya atlayabilirim konuyu değiştirebilirim yani konuğun şeyine göre gidişatına göre yani öyle bir esnekliğim hep vardı benim. Evet. Evet onu söyleyecektim. İçsel olarak çok esnek bir insansın. Şartlara ve durumlara çok kolaylıkla belki de kendini yumuşatarak girdiğin için bu senin için çok daha kolay oluyor. Çünkü sen evlendikten sonra bir köye yerleştin. Yağmur suyundan sular damıttın. Susuz yaşadınız. Pek çok sıkıntı oldu. Ve şu an hani pek çok insan gezdiğin zamanlara şahitlik ediyor ama çok öncesi var. Yani ama hala inan hala var. Aynı. Mesela köyde şimdi ben mesela evden hiç fotoğraf paylaşmadım. Yani çok soran da oluyor ev nasıl diye. Evet. Yani iki oda bir ev yani. Hani bizim Anadolu köylerinde yani belki o 40 yıl öncenin evi bile hani bu kadar şey değildir. Yani daha bir el yüzü düzgündür yani bizim hani Anadolu evlerinin bir düzeni vardır, bir şeyi vardır. Yani ne bileyim sediri vardır. Hemen yani hiçbiri yok yani onların ve ben 5 yıl orada yaşadım. Yani hala bana hani şey soruyorlar ve göstermiyorum yani koymuyorum da fotoğrafı yani. Hani belki ileride koyarım da hani genelde şöyle bir şey oluyor. Ya mesela koşullardan bahsediyorum. Herkes tabii ister istemez hani kendi dünyasında canlandırdığı şeyle bakıyor. Yani mesela işte diyor ki ay harika bir ortam, çok doğal, çok güzel. Evet doğru, çok doğal ve çok güzel ve ben bunun için çok memnunum ama ortam çok doğal olduğu için mesela gece sırtlan geliyor yani. Anlatabiliyor muyum yani? Yani ortam çok doğal olduğu için biz şimdi 2 hafta önce yine köydeydik. Yani yarasalar çatıya yarasalar yuva yapmış yani. Yok hani şey yapamıyorsun. Yani 15 gün inan yarasa sesinden sabah 5'e kadar uyuyamadım yani. Ve yani hayvanlar bütün gece ses çıkartıyorlar. Gün aydınlanıyor hayvanlar susuyor yani. Hani benim de gece uyumam gerekiyor yani. Hani ben hani genelde böyle bu tarz şey yani daha zorluk gibi gözüken şeylerden falan çok bahsetmekten çok hoşlanan biri değilim yani. Evet. Yani şeyi de çok sevmem böyle ah şöyle zor ah böyle. Ama uzaktan bakınca da fotoğraf çekiyor. Safarileri çıkıyor. Oh ne kadar güzel. Ya aslında bir şey tabii oluyor. Öyle değil yani. Yani öyle anlamda... değil de işte ya şu da var biraz Afrika özelinde olmasıyla da ilgili belki. Ben şeyden çok rahatsızım Tuğba. Evet. Yani mesela sürekli yani mesela ben Tanzanya'dayım. Ben her anlattığımda Tanzanya diyorum ama genelde hani herkesin değil mi? Birçok hani birçoğunun yani genelleme eğilimi var. Afrika şöyle, Afrika böyle, Afrika'da bu böyle. Evet. Dolayısıyla yani ben mesela olumsuz bir algıya sebep olacak şeyleri paylaşmaktan çok hoşlanmıyorum yani. Hani mesela şeyi sevmiyorum. Yani çocukların fotoğrafını çekeceğim zaman mümkünse hatta diyorum yani gidin belinizi yüzünüzü yıkayın, saçlarınızı temizleyin. Varsa üstünüze başka sevmiyorum yani. Evet o çocuğun 2 kıyafeti var.
Ben biraz daha düzgünü varsa onunla çekeyim fotoğrafını. Hani anlatabiliyor muyum? Yani şeyden hoşlanmıyorum yani. Hı-hı. Yani evet hoşlanmıyorum yani. Hoşlanmıyorum yani. Çünkü doğru gelmiyor zaten bana yani. Hani ya şimdi ben biliyorum şimdi bana hani ya bizim köyde evet böyle yani. Benim çocuklarım da böyleydi 2 yıl önce. Yani köyde çocuklar bir öğün yemek yiyorlar. O bir öğünde de sadece ugali yiyorlar ve inek sütü içiyorlar. Başka bir şey yok. Yani bizim köyde çocuklar yok işte çarkıfelek meyvesidir, papayadır. Yani bir dolu meyveyi biz ektikten sonra gördüler. Hani birinin buna inanması çok zor yani. Hani mesela çünkü Tanzanya'da Darüsselam'da her şey var Tuğba. Her şey var yani burada. Yani 7-8 milyonluk nüfusu olan kocaman bir şehir ve burada her şey var. Ama buradan biraz çık, yani biraz çıkmana bile gerek yok. Hani biraz arka mahallelere git. Yani hiçbir şey yok insanların. Ama hani açıkçası yani Afrika genelinde diyeyim, sadece Tanzanya değil. O kadar çok böyle bir ay çok fakirler, ay çok fakirler, ay. Ya ben hani bu kadar yapma böyle bir üsluptan hoşlanmıyorum o yüzden. Yani çok dengeli olunması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey benim için söylense ben ne hissederim onu düşünmeye çalışıyorum. Yani ya da şunu da yani şu oluyor mesela Darüsselam'dan bir fotoğraf koyuyorum bana orada yol var mı diye yazan oluyor. Orada ev var mı diye yazan oluyor. Yani öyle bir şey oluyor ki köyden koyduğun bir fotoğraf ya da Afrika'nın herhangi bir yerinden, sahradan, bir yerden konulan bir fotoğraf ya da onun altına yazılan bir şey sanki kıtanın tamamı böyleymiş gibi bir algıya sebep oluyor. Ya da yıllarca böyle yapılmış, yani bunun farklı sebepleri var ama yıllarca böyle yapılmış. Ben de açıkçası yani böyle sürekli olumsuzluklardan bahsedip ya buna böyle bir şey yapmak istemiyorum yani nasıl diyeyim hani bunu destekleyen bir tavırda evet yani bu algıyı devam ettiren ya da geliştiren bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden yaşadığım olumsuzlukları anlattığım zamanlar oluyor ama sosyal medyada mümkün mertebe yaşadığım güzellikleri paylaşmaya çalışıyorum. Ama yaşadığın olumsuzlukları olumluya dönüştürme çaban sayesinde bunu yapıyorsun. Çünkü gittiğinde Tanzanya'ya ve köye gittiğinde orada hayvancılıkla geçinen insanlar vardı. Ve kuraklık sebebiyle telef oldu o hayvanlar ve pek çok insanın işine mal oldu. Sen Türkiye'den tohumlar götürerek denedin aslında değil mi orada? Ve onlar sonra yani o tohum sonrasında meyve vermeye başlayınca gerçekten olay değişmeye başladı galiba. Ya evet evet Tuğba. Yani dernek şöyle hani benim hani biraz önce konuştuğumuzda hani eşin hani böyle birini bekliyor muydu ya da sen hani bu kadar gezebilirken yani çünkü ben gerçekten öyle evlendiğimden beri eskisine oranla çok daha az gezebildim yani. Çünkü hani bir şeylerin içinde buldum kendimi ve hani onu ona tercih ettim. Ya bu bir tercih meselesi yani. O daha öncelikli geldi bana. Yani o an yaptığım şey gezmekten daha öncelikli geldi bana. Evet ya gezmeyi yani yine gezdim, fotoğraf çektim. Dosyalar için gittiğim ülkeler oldu ama yani eskiden yılda 7-8 uzun gezi yapıyorsam uzak yani coğrafyalara hani onun sayısı 1'e 2'ye düştü yani fark etti. Ama hayatta böyle bir şey yani tercih ediyorsun. Ve o an hangisi sana doğru geliyorsa tercihini ona yönlendiriyorsun. Yani ben ötekini mahrumiyet olarak görmüyorum. O an yapmam gereken bu, kalbim de bunu söylüyor zaten. Yani bu sadece akli bir şey değil yani. Hani sev de işte şimdi böyle yapman gerekiyor. Hayır değil yani, kalbim de onu söylüyor. Orada olmam gerektiğini hissediyorum. Çocuklarla beraber olmam gerektiğini hissediyorum. Ama bazen de diyorum ki Sevde bir uzaklaşman lazım, yeni yerler görmen lazım, yeni insanlar görmen lazım, yenilenmen, tazelenmen lazım. O zaman da onu yapıyorum. Yani hani dolayısıyla aslında şeyde de öyle oldu. Yani köydeki projeler, işte köydeki süreç, yani ben hiç köyde biz şöyle çalışmalar yaparız. Hatta yani benim böyle dernek, vakıf, kendimle ilişkili hayal bile edemezdim böyle bir şey. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Yani hiç fakat süreç oraya getirdi. Getirdiğinde de ben kabul ettim. Yani kabul ettim derken kalbim de onu doğru buldu yani. Şimdi bunu yapmam gerekiyor dedim. Yani köyde o kadar dediğin gibi Tuğba susuzluk yani yağmur yağmadı. 2 yıl yağmurlu sezonda yağmur yağmadı. Bu şu demektir yani 1,5 yıl
köylere yağmur yağmadı demektir. Yani ülkenin bir ucuna yağmur yağarken benim yaşadığım köye yağmur yağmadı. Zaten insanlar, ben de dahil, yağmur suyundan hani böyle işte onu ben süzgeçle arıtıyorum. Hani diğer bizim köydeki hanımlar falan hani öyle de yapmıyorlar. Yani direkt hani daldırıyor maşrapayı, kullanıyor. Yani zaten yağmur suyundan birçok şey yapılırken içmeye kadar, yani su içmeye kadar. Yağmur suyu yok. Hayvanlar yani serbest otlanıyorlar. Yağmur yok, ot büyümüyor. Hayvanın içeceği su kalmamış. Yani bir çukurlar dolmamış. Ne bileyim hani işte dere yatakları falan yağmurla dolmamış. Patır patır öldü hayvanlar. Gözümün önünde öldüler yani Tuğba. O kadar çok yani böyle düşüyor ölüyor, düşüyor ölüyor. Ondan sonra Türkiye'ye geldim ben. Benim eşimin 700 büyükbaşı vardı. 30 tane mi ne kaldı? Öyle bir şey. Yani o kadar çok hayvan öldü. Hmm. Yani bütün evlerim böyle 100 tane olanın 5 tane. Kim 50 tane hiç kalmadı 50 tane olanın. İşte birkaç bin hani böyle büyük sürüleri olanlar, çok büyük aileler yani. Onların falan birkaç yüz hayvanı kaldık. Hayvan kalmadı. Artık insanlar böyle hani, yani eşim dedi ki bana o zaman sıra insanlara geldi dedi. Ya o kadar yani böyle. Ve hani o noktada ben hani ben buradayım ve ben sevgi olarak ne yapabilirim? Yani zaten yani bir şey yapmasan yani insansın yani. Hani durmak mümkün değil yani. Kim olsa yapar. Evet. Ondan sonra işte ben de hani o süreçte benim daha önce yine fotoğraf vesilesiyle tanıştığım STK'lar, dernekler, vakıflar vardı. Onlardan birkaçıyla bağlantıya geçtim o dönem. Sağ olsun yani, sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bana dediler ki abla sıkıntıyı anlatan bize fotoğraf video yolla ki biz de burada durumu anlatalım, kuyu açalım. Ondan sonra Tuğba bizim oralara kuyular açıldı. Yani 4 tane bir yıl içinde, bir yıl değil böyle 6 ay ile bir yıl arası yani yerine göre kuyular açıldı. Kuyular açıldı. Sonra işte senin dediğin yani madem kuyular açıldı, madem şimdi su var ama insanların hayvanları da yok artık yani çok az kalmış. O zaman hani bir şey yapayım yani ne yapabilirim? En azından kuyunun olduğu yere biraz fidan diksek. Yani tamam meyve bir yılda verir ama olsun yani hiç yoktan iyidir. Yani bir yıl iki yılda veren hani şeyler var burada meyveler, meyve fidanları. Hani işte ne bileyim patatestir, işte Türkiye'den getirdiğim işte biberdir, domatestir, işte salatalıktır, acurdur, ne bileyim kabaktır. Hani ekelim yani. O kuyudan da sulayalım. En azından yetişenleri dağıtayım yani ben. Hani dağıtayım yani gelene dağıtayım. Yani o süreç öyle başladı dediğin gibi. Yani aslında böyle çok olumsuz, ondan sonra olumsuz yani on binlerce hayvan öldü yani. Hani bir şey sonra böyle kuyular, kuyuların arkası şimdi yeni yeni kuyular. Yani daha geçen hafta iki su kuyusu daha açtık. Bir tanesi direkt tarım arazisinin içine açıldı yani. Hani tarım içinde kullanılacak. Arkasından ondan sonra onu görenler, duyanlar ya işte bizim de suya ihtiyacımız var. Bizim de şuna ihtiyacımız var. Daha çok su ama yani bizim köyde ağırlıklı hani insanlar hep bana böyle gelip yani işte Sevde su yok, Sevde su yok. Çünkü yani bizim köy derken sadece bir köy değil aslında. Yani koca bir şey nasıl diyeyim? Ya yani birbirine ya yani benim gerimde 15 kilometre gerimde başka bir köy var. İşte ne bileyim 20 kilometre 25 kilometre ileride başka bir köy var. Hepsi geldiler yani hani işte su lazım diye. Öyle öyle derken sonra yani bu yaptığımız hani benim kendimce yani hani bu yaptığım çalışmalar bir süre sonra işte Sevde biz de sana destek olalım. 3 fidan da bizim içindik. 5 fidan da bizim içindik. İşte biz de tohum yollayalım. Çok tohum yollayan oldu. Yani Allah razı olsun. Ben de bavullara koydum getirdim yani Türkiye'den. Ondan sonra ektik hepsini. Hala da ekiyorum. Yani o süreçte öyle derken hani Türkiye'den de hani devlet kurumlarından hani Sevda Hanım hani daha çok şey yapabilirsiniz proje. Bunun için kurumsallaşmanız gerekiyor dendi. Ona kurumsallaşırsanız eğer hani daha kolay işte destek olunur, fonlanır yapılan projelerdendi. Ondan sonra Tuğba işte yani kendimi bir de o dönem bu şey Diyanet Vakfı'nın işte uluslararası iyilik ödüllerini de o dönem hani almıştım. Öyle evet. Olunca da bir hani kurumların da zannediyorum o süreçte dikkatini çektiği yapılan şeyler. Ondan sonra bana ulaşanlar oldu. Hani kurumsallaşın projelere destek verelim gibi. Derken işte aynen sen öyle yani. Sen kara kıtanın gelini olarak. Öyle yani kendimi hiç hani bilmediğim ondan sonra kurumsal bir işin içinde buldum yani. Yoksa hani yardım yapmak için bir şey bilmeye ihtiyaç yok yani. Hani kalbini dinlemen yetiyor ama tabii işin kurumsallaşması bambaşka bir şey.
paylaşmak hayattır sayfasından ve internet sayfasından da senin hem bu projelerine destek olabilirler hem de neler yaptığını da şahitlik edebilirler aslında bu süreç itibariyle. Çünkü keçiler dağıtıyorsunuz. Okullu çocuklara formalar, işte kız çocukları için petler ve yine fidanlar devam ediyor. Bir şekilde kendi içinde, benim anladığım, kendi içinde ihtiyaçla birlikte doğuran pek çok şeyde, aşamada, projede oluşmaya başlamış. Şimdi şunu da konuşalım istiyorum. 2 yıl öncesinde hayatınızdan akıttı. Yine bir küçük bir erkek çocuğu da hayatımıza katıldı ve yine çocuklarla geçen bir süreç başladı. Nasıl ya, Tuba, neler istediyorsun? Ya aslında şöyle, şimdi Nana yani bizimle beraber yaşamaya başlayalı oldu. Gayle Pin'in de 4. aya giriyoruz. Şimdi aslında ben hani bana çok soruyorlar işte ya özellikle tabii bu evlat meselesi olduğunda evlatlık diyeyim ya da hani tırnak içinde. Yani çok fazla soru geliyor çünkü çok niyetlenen oluyor, ondan sonra gönlünden geçiren oluyor. O yüzden de çok soran oluyor. Tabii merak edip hani Sevda Hanım hani bu süreç nasıl oldu deyip ya da böyle takdir edip sağ olsunlar hani soranlar oluyor. Ya açıkçası şöyle, şimdi ben köyde yani ilk köye gidişimden ne kadar geçti? Neredeyse 8 yıl geçti ilk köye gidişimin üzerinden benim. Yani ben Nana'yı da Gayipi'yi de yani böyle bir buçuk yaşlarından beri tanıyorum ikisini de. Yaşları çok yakın birbirine. Süt kardeşler zaten. İkisini de çok yakından tanıyorum. Yani ikisi de çünkü eşimin hani abilerinin kardeşinin bir de şey abisinin kardeşinin çocuğu. Yani dolayısıyla bizde Masai köylerinde ev düzenleri şöyle oluyor. Yani bir daire düşün. Dairenin üzerinde işte diyelim ki işte farklı noktalarda dairesel olarak evler hani konumlanıyor. Yine ortada daire şeklinde işte açık bir ağıl oluyor. Yine bir küçük hani küçüğü keçiler için, işte büyüğü büyük başlar için. Yani şey bu şekilde ve hani sonuçta benim kaldığım evde onun biraz dışında yani hani biraz dışında o çemberin bir evde ben eve gittim ya, eve gelin gittim. Dolayısıyla hani ben o çemberdeki bütün çocukları tanıyorum yani. İşte diyelim ki ben gittiğimde 25 çocuktu, şimdi oldu bilmiyorum belki 50 olmuşlardır yani. Hani abisinin, eşimin abisinin ve kardeşlerinin, abilerinin ve kardeşlerinin çocukları. Dolayısıyla yani şeyle Nana'yla Gaylefi de işte ikisi de öyle. Benim hani çok küçükten tanıdığım çocuklar. Ve hani ben çocuklarla ilgili böyle bir hani bakarsın ve bazen bir çocuğa özel bir kalbin ısınır ya. Yani benim Gaylefi'ye öyle olmuştu. Böyle acayip bir şeyim oldu. Yani ilk görür görmez. Nana'yla da Nana'nın bebekliğinden beri çok çekişmeli bir ilişkimiz oldu. Beni eve kilitler, işte böyle hani sürekli böyle hani hala da aynıyız yani böyle. Ay ondan sonra eve kilitler, kapıma eteğime gelir, eteğimi çeker falan böyle sürekli bir hani şey. Evet ya sürekli böyle fark gelir yanıma hali. İttirir böyle beni hani. Ama yanımdan da hiç ayrılmaz. Galip'in daha farklı, o böyle daha şey bir çocuk, çok duygusal bir çocuk. O da böyle hani ben mesela şeyi hatırlıyorum. Koşup bana sarıldığında kalbinin şeyini yani kalbinin ya sesini duyduğumu hatırlıyorum yani. Hani o çarpmayı hatırlıyorum ya yani öyle böyle çıkacak gibiydi yani hani mesela. Hatta o zaman annesi bana demişti seni o kadar çok seviyor ki. O zaman Türkiye'de biraz daha fazla kalıyordum yani hani şimdi neredeyse hiç kalmıyorum. Al götür demişti bana yani o bir dönem. Ondan sonra dolayısıyla hani çocukların hepsiyle beraber aynı şekilde beraber oyun oynuyoruz. İşte beraber işte bahçeye gidiyoruz, işte ekiyoruz beraber filan ama Galip ile Nana'nın böyle bir ayrı şeyleri oldu dünyamda. Ama daha önce de birkaç yerde sordular söyledim. Onlara hiç ayrı davranmadım. Yani diğer çocuklara nasıl davranıyorsam onlara da aynı davrandım. Onlara bir şey hani aldığımda, bir şey yaptığımda ya da vakit ayırdığımda hepsini eşit şey yapmaya çok dikkat ettim. Ama dediğim gibi mesela Nana kapımdan ayrılmazdı yani. Gelip kapıda otururdu. Evin kapısında sabahtan akşama kadar oturup gitmezdi yani. Galip'i de ara ara gelir sarılır öper giderdi. Gelir sarılır öper giderdi. Böyle bir ayrı bir gönül şeyimiz vardı yani ikisiyle de. Çocukların bizim ailede de öyle, çevrede de öyle. Çocukların çok büyük bir kısmı okula gitmiyorlar. Gidemiyorlar. Yani ailede en fazla belki hani
büyük çocuklardan biridir. Belki ortancadan biridir. Yani 5 çocuk varsa belki bir tanesi okula gidiyordur. Belki işte bir en küçüğü falan. Yani çok azı. Koşullar gereği öyle. Okul eve çok uzak. Hepsini yürümek gerekiyor. Birkaç saatlik yol. Artı ailelerin geçimi hayvancılıktan ve ailelerin hani çalıştırıp birine para ödeme imkanları yok yani. Hani öyle bir şey çok olanı vardır da. Hani genelde çok düşük ihtimal. Dolayısıyla yani çocuklardan işte birkaç tanesi büyük başlara bakar, birkaç tanesi küçük başlara bakar. İşte kızlardan biri daha küçük çocuklara bakar filan. Hani bakar dedim ama sırtına alır, taşır, onunla ilgilenir yani. Hani öyle olunca çocukların hani okula gitme durumları çok olmuyor. Ya çocuklar da inanılmaz zekiler. İnanılmaz yani. Anlatamam sana nasıl zekiler. Nasıl pratikler, nasıl çözüm odaklılar. Ya o kadar yani. Böyle sürekli şaşırıyorum yani köyde hani yaptıkları şeyler karşısında. Dolayısıyla yani benim hani ne zamandır niyetim vardı. Eğer şehirde daha fazla kalmaya başlarsak çocuklardan bir ikisini yanıma alayım. Hani beraber yaşayalım. Çocukların hani okula gitsinler yani. Hani burada iyi bir eğitim alsınlar. Ondan sonra hani koşulları da iyileşsin çocukların. Yani benim aslında ilk hani niyetim Galip'iydi yani hani. Fakat Galip'inin 3 yıl oluyor. Annesi vefat etti. Ondan sonra annesinin vefatından sonra şeyi çok değişti. Böyle çok gergin, çok sinirli, çok böyle hani tabii haklı olarak gidiyor çocuğu kimse bulamıyor falan böyle. Yani çok zor günler yaşadı. O dönemde de hiç kimseyi dinlemiyor. Babasını da, işte benim eşimi de, yani işte amcasını da. Hani hiçbirini dinlemiyor. Biraz çekindim yani hani olur olmaz çok bilemedim yani. Hani dedim ki bir hani Nana ile başlayayım. Ondan sonra bir Nana ile başlayalım. Yani hem birbirimizi de iyi tanıyoruz. Nana da zannediyorum değil mi? Kaybettim ailelerinden. Biri. Yani evet onun da babası, yok. Ondan sonra yani... Öyle olunca dedim ki hani Nana ile başlayalım bir de hani birbirimizi tanıyoruz yani hani. Yani Nana ile biraz daha kolay olacağını düşündüm ama gerçi düşündüğüm gibi olmadı. Ay Nana böyle biraz benim gibi inatçı yani. O yüzden iki inatçı karşı karşıya gelince. Ay, ama öyle. Çok çabuk öğrendi dili falan evet. Maşallah. Ay Tuğba inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İşte okula da başladılar. Tabii biraz geç başlamış oldular. Birkaç sınıf geriden gidiyorlar. İşte hafta sonu yani geçen hafta sonuna doğru işte cuma öğretmenleriyle görüştüm. Öğretmen diyor ki inanamazsınız ne kadar zekiler. Dedim ki inanırım biliyorum yani. Çocuk bir yılda çünkü Türkçeyi öğrendi ve dedim yani özel ders almadı. Yani özel dersen de bir öğretmen ya yani bir metotla dil öğrenmedi çocuk. Ben konuştum. Ben akşamları hikaye okudum. İşte gündüzleri TRT Çocuk'tan birkaç dizi seçtik. Hani böyle çocuk dizisi yani çizgi film gibi. Hani daha Türkçesi daha basit daha temel olan onları dinledi. Yani şu an yani dün bize Barış Manço'nun şarkısını söylüyordu bağıra bağıra. Yani taklidini yaparak inanılmaz çok hızlı öğrendi. Bir yılda Türkiye'ye geldiğinde tam yani bir yıl bile olmamıştı. Yani herkesle çok rahat iletişim kuruyor, her söyleneni anlıyor. Televizyon programı bile yaptı yani programa bile katıldı. Evet. O kadar yani o kadar. Şimdi ama Galip'i de öyle. Dördüncü ayı oldu olmadı. Yani o da başladı konuşmaya. Başladı yani hani. İnşallah. Yani, inşallah. Yani dolayısıyla Tuğba aslında hani şey öyle oldu. Bir taraftan yani ben hani istedim ki hani zaten benim sonuçta köydekilerle kıyaslanmaz imkanım çok fazla yani. Tabii ki hani yani yemeğimiz var yani şehirde artık şehirde yaşıyoruz onu da belirtmek lazım. Yani ben 5 yıl boyunca hiç Darüsselam'a geldiğimde sadece otelde bir gece iki gece kalıp köyde ihtiyacımız olan şeyleri buradaki işte marketlerden vesaire alıp ya otobüsle gidiyorsak çok gittim otobüsle yerel yani otobüsün bagajına falan verip ondan sonra köye gidip işte 3 ay hani kesintisiz köyde kalıp sonra tekrar gelip Darüsselam'a Türkiye'de bir iki ay kalıp tekrar gelip 3-4 ay köyde kalıp filan yani 5 yıl ben öyle yaşadım 5 yılı geçti belki de ama şimdi bu dernek faaliyetleri özellikle dernek faaliyetlerinden sonra yani bizim şehirde olmamız gerekiyor bu faaliyetleri yapabilmemiz için yani bankasından resmi işlemlerine kadar her şey için şehirde bulunmak gerekiyor dolayısıyla hani şehirden bir yer tuttuk
Eşim çok sık gidiyor, köye gidiyor geliyor. Bir de yani şöyle, o bir masai ve hiç üşenmez. Yani gider yani, bir günlük yolu yapar, gelir ertesi gün tekrar gider filan, hiç üşenmez. Ondan sonra iş varsa yapılır yani, genel prensibi öyle. Ondan sonra ben de işte projelere göre, ondan sonra burada işte şehirdeki işlerin durumuna göre gidip geliyorum köye. Yani eskisinden daha az kalıyoruz köyde, daha çok şehirdeyiz artık. En önemli sebebi işte derneğin hani yapılanması ve çocukların okula başlamaları. İşte çocuklar da bu işte 2 hafta önce okula başladılar. Ondan sonra o yüzden de buradayız. Yani benim niyetim şuydu. Hani çocuklar işte hani tek tek hani alayım. İşte biri uyum sağlasın, Türkçeyi öğrensin, şehir hayatına biraz uyum sağlasın. Çünkü yani şöyle düşün Tuğba, tuvaletin olmadığı, elektriğin olmadığı, suyun olmadığı, yani hijyen, temizlik diye yani öyle bir hani öyle bir şey, dünya yok yani. Hani anlatabiliyor muyum? Yani kapıdan dışarı çıkıyor çocuk, hani tuvalet orası. Yani su yok, sabun yok, elektrik yok. Yani günde bir öğün yemek filan, hani bu koşullardan tabii ki şu an yaşadığımız koşullara uyum sağlamaları ve bunu böyle tedirici yapabilmeleri çok önemliydi benim için. Şükür yani Nana da hiç sıkıntı çekmeden oldu yani, dil de öğrendi, uyum da sağladı. Dedim hani Nana Güzel, inşallah oldu. daim olsun. Amin inşallah. Yani niyetimiz sayılarını arttırmak, Tuğba, dua isterim yani senden de. İnşallah, inşallah İnşallah sevgilim. yani. Şimdi şunu sormak, seni de çok epeyce konuşturdum. Çünkü pek çok şey var aslında hikayende, ama son olarak şunu sormak istiyorum. Senin hikayen başkalarına ne söylesin istersin? Aslında bu yaptıklarının temelde, en temelde derdi ne? Yani ben mesela ya hayatım boyunca hani bir şey yaparken, yani şunu çok gördüm Tuba. Hani çok fazla bir şeye niyetlenip geri adım atan çok insan gördüm. Ya olmaz, yapamam. Hani ya nasıl yaparım filan. Ya ben yani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ya tabii annemle babamın hani bundaki katkısı çok büyük yani, hani yetiştirirken bizi yani hani. Çünkü hep yapabilirsin dediler bize yani. Hani benim annem her zaman bana, evladım yani sen zaten yaparsın. Niye yapamıyorsun ki dedi. O yüzden ben yani hayatımın yani böyle Tanzanya'da yaşamaya başlamak gibi büyük bir kararı kastetmiyorum. Hayatımdaki tüm kararlar neyse onlar. Yani bir ayrıma geldiğinde, bir karar vermem gerektiğinde her zaman ya sev de yaparsın, neden yapamıyorsun ki dedim yani. Dolayısıyla hani ben hani yapabilirsin yani hani benim dünyamda böyle bir şey. Başkalarına da Sen aslında benim yapabilirsin hikayem yani. yapabilirsin Aynen öyle, mesajı versin yapabilirsin istiyorum yani, neyse diyorsun. istediğin şey yapabilirsin. Sadece şu var, çalışman gerekiyor, gayret etmen gerekiyor. Yani hani bunlar önemli hani, yani böyle çünkü bazen de fazla nasıl diyeyim, üzerinde çalışmadan, uğraşmadan, sorumluluk almadan hani sonuca gidilebileceği düşünülüyor. Öyle olmuyor. Yani hayat öyle bir şey değil yani. Hani sen niyetine girip sorumluluk aldığında hani karşına geliyor. Allah getiriyor yani. Hani veriyor da, nasip de ediyor, ama hani bir niyet etmek gerekiyor. Hani ama ben dediğim gibi hani o adım atmaktan korkanlar için yani cesaret edemiyorum. Bana çok yazan oluyor mesela. Ha, Sevda abla böyle böyle bir şey var, cesaret edemiyorum. Sevda abla ya şöyle, ben de şunu diyorum her zaman. Yani sonucuna katlanmayı da yani hani eğer beklediğim gibi olmazsa. Çünkü benim de hayatımda verdiğim yüzlerce karar var. Yani bütün kararlarım da hani hayal ettiğim gibi hani sonuçlarını yani hayal ettiğim gibi olmadı sonuçları. Yani hayal kırıklığına uğradığım bir dolu şey oldu hayatımda. Ama dedim ki Sevde, senin kararın. Yani denedin, gördün, öğrendin. Tamam, şimdi yoluna başka bir şekilde devam ediyorsun. Yani hani bu da önemli bence. Bilmiyorum hani, en azından benim için önemli. Yani ama temelde şunu söyleyebilirim. Yapabilirsin yani. Hani bir de biri yapıyorsa sen de yapabilirsin yani. Hani bu kadar. Çok teşekkür ederim Estağfurullah. Sevdicim, programa Estağfurullah. katıldığın için. Çalışmalarında Sağ kolaylıklar ol diliyorum. Tuba, ben Biz teşekkür hangi ederim. aşamasında destek olabileceksek bir arkadaş olarak Aynen. her zaman destekle yanında olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Tuğba'cığım çok teşekkür ediyorum. Samimiyetin yeter. Yani gerçekten öyle. Ve bugüne kadar verdiğin destek de öyle. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Ben de çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyenler, bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Sevde Sevanusak bizlerle birlikteydi. Radyoculukla başlayan, çocuk kitaplarıyla devam eden, dernekle zenginleşen bir hikaye onunkisi. Ve bize her defasında yapabilirsin gücü veren bir hikaye aynı zamanda. Hepimiz yapabileceğimiz şey neyse,
hem sonuçlarına katlanarak, hem onun arkasında durarak, hem de bu konuyla ilgili çabamızı ve gayretimizi eksik etmeden yapabileceğimiz ne varsa yapmaya gayret gösterdiğimizde hayat zenginleşecektir diye düşünüyorum. Sonraki programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.